Kralı gibiyim yağmurlu bir ülkenin. Zengin ama güçsüz. Genç, yine de çok geçkin. Charles Baudelaire. Girmek yasak. Ruflek kasabası. 8 Ağustos 1944. Vazgeç. Faydası yok. Ateş et. Tanrı aşkına ateş et. Kapının arkasındaysan geri çekil. Strapol hemen geri çekil. Klaus, yalvarırım, oraya gitme. Endişelenmene gerek yok çavuş. Güven bana, Ulri.
Çok salaksın. Kes şunu Matyas. Kitapta daha korkutucu bir şeyler yok mu? Var ama bu iyiydi bence. Sen de her şeyden korkuyorsun. Ben mi? Ne oldu? Ne? Ben bir şey demedim. Kapa ki. Çeneni. Ben bir şey demedim. Başka korku hikayesi anlatmak isteyen yok mu? Sizden de bir şeyler duyuyorum. Hayır hayır, bu kadar yeter bence. Aa, eğleniyorduk ama. Garip şeyler okuyorsun. Efsaneler, batıl inançlar ve gerçek lanetler. Bu nadir bulunan bir kitap. Emma, kemerini bağlar mısın lütfen? Benim öne geçmeme neden izin vermedi? Şimdi yedek varmıştık. Yolu bilmiyorsun ki. Mızmızlanma. Mızmızlanmıyorum. Rahatla. Tabii. Senin keyfin yerinde. Can sıkıcı kardeşim yanımda değil. Lanet olsun. Yine midem mi bulandı? Evet. Durmamızı ister misin? Ha? Sakın arabaya kusma. Yola çıkarken bir sandviç yemiştim. Onu bir türlü hazmedemiyorum. Bence anlattığın hikayeler midene oturdu. Başına gelmediği için komik olduğunu düşünüyorsun. Senin başına geldi mi? Ne? Tanrı aşkına. Başladım bir kere. Aa, hadi anlat. Çıkar ağzındaki bakla eliyle. Şu kızla ilgili olan mı? Ne? Kızla ilgili olan bir hikaye mi dedi? Epey ilginç bir hikaye yakaladık gibi ha? Kapa çeneni. Hadi Lila, anlatsana bize. Hayır, anlatmayacağım. Çok gıcıksın. Ben ne dedim Kavga ki? Kavga mı ediyorsunuz? Sen gözünü yoldan ayırma. Hugo'nun arabasıyla gitmeliydik. Evet. Hugo dedin de onu kim çağırdı? Adam ablanın sevgilisi. Haberin yok muydu? Bana söylememişti. Güneşlenmek istiyordum. Ne yapacağımızı biliyorum. Derdin nedir? Sorun ben miyim? Lütfen bana biraz zaman ver Hugo. Affedersin Katya, bir şey mi dedin anlamadım. İşine bak Hugo. Bana bir şey dediği gibi geldi ama. Hiçbir şey demedim. Şuna bak, hala konuşuyor. En azından ben bütün dilleri konuşabiliyorum. Stan, ne dediğini anlayabiliyor musun? Adı Stan mı Stefan? Stan, onun sahne adı. Pekala, şunu dinle. Harika! Sesini aç! Sesini aç dostum, sesini aç hadi. Evet, işte bu benim. Evet. Şu kızla ilgili hikaye neydi? Anlat hadi. Ben küçükken yazları teyzemlerin yanına Madrid'e giderdim. Bir öğleden sonra komşu evin karşısında çocuklarla beraber top oynuyorduk. Birden topu o kadar hızlı fırlattım ki karşıdaki evin bahçesine kaçtı. Paniğe kapılmıştım. Topu bir türlü bulamıyordum. Diğer çocukların seslerini duyabiliyordum. Ve sonra getir topu. Dedi ki, adım Elena. Benimle oynar mısın? Evde kimse yaşamıyor muydu yoksa? Hayır, bahçe gerçek bir çöplüğe benziyordu. Annenle baban nerede diye sordum. Havuzda oynamak ister misin?
GPS sinyal vermiyor. Kaybolduk. O kadar mı? O evde son oturanlar genç bir çiftmiş. Bir de küçük kızları varmış. Kızın adı Elena'ymış. Ama eve taşındıktan birkaç ay sonra bir gün küçük kızlarının cesedini bulmuşlar. Hem de havuzun dibinde bulmuşlar. Dalga mı geçiyorsun? Ben bu tepkiye alışırım. Bana kimse inanmaz. Ben inanıyorum. Bir ölüyle mi konuştun yani? Olsun. Neler oluyor? Lütfen ara onu. Yolu bilmiyor. Hele sekreter çıktı. Ne halt ediyorsun? Hadi ara beni. Onunla gitmesine neden izin verdim ki? Adam resmen deli. Merak etme. Onları görüyor musun? Dikkat et! Lanet olsun. Marion. Marion. Lanet olsun, çalış. Hugo. Hugo. Marion. Neredeler? Onları sadece 30 saniyeliğine gözden kaçırdık. Marion. Hugo. Telefonu çeken var mı? Çekmiyor. Benimki de çekmiyor. Marion! Hugo! Sadece bu da değil. Arabayı çalıştıramıyorum. Marion! Ne yapacağız? Yağmur altında böyle bekleyelim. Marion! Tamam pekala. Beni dinleyin. Bence hemen büyükannenlere gidelim. Orada bir çözüm bulmaya bakarız. Dinledin mi sen? Burada yapabileceğimiz bir şey yok ki. Orada bize yardım edecek biri vardır mutlaka. Yoksa burada donup gideceğiz, tamam mı? Emma, dinle beni. Sen dinle. Ablamı bulmadan bir yere gitmiyorum. Anladın mı? Kasabaya gitmişlerdir. Oraya çok uzak olamayız, tamam mı? Aslında çoktan gelmişiz. Emma. Onları evden ararız. Hı? Hadi. Pierre Louis Cluny.
İyi misin? Eve varmamız az kaldı. Marion! 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 Kimse yok mu? Bu taraftan. Lanet olsun. Dur biraz. Al. Sağ ol. Şato. Şatoya hoş geldiniz. Çevir sesi gelmiyor. Annemler telefonu kapattırmıştır. Aslında biz buraya sadece tatillerde geliriz. Gidip komşuya soracağım, adamı tanıyorum. Kimseyi görmedik ki. Evde olduğunu nereden biliyorsun? Böyle küçük yerlerde insanlar erkenden yatarlar. Gidip bakacağım. Benimle gelir misin Matias? Olur. Yaramazlık yaptığımda büyükannem beni Rufkek'te bırakacağını söyler ve korkuturdu. Şimdi anımsadım. Oraya ruhlar kasabası diyordu. Orada karanlıkta nelerin gizlendiğini asla bilemezmişsin. İyi misin? Buradan gitmemiz gerek David. Buraya neden geldiğimizi anlamıyorum. Rufleck, ne berbat bir isim. Lucan'a güvenmiyorum. O Lucan falan değil. Buraya gelmek onun fikriydi. Senden hoşlanıyor değil mi? Öyle olsa ne fark eder ki? Beni onunla sen tanıştırdın. Ben de onu 2 aydır tanıyordum. Senin arkadaşın değil mi? Adamı kimse tanımıyor. Ama hepimiz onun peşine takıldık. Kapıyı kapat. Git kapıyı kapat David. Kilitle kapıyı hadi. Ne oldu sana? Luca önden gidiyordu. Birden elindeki şeyle bana vurdu. Bir bakayım. Dur biraz.
Çantamda bir ilk yardım seti olacaktı. Onu getirsene. Beni öldürecek sandım. Bana öyle bir baktı ki. Onu hiç böyle görmemiştim. Bunu neden yaptı? Ben nereden bileyim? Burada kalamayız. Katılıyorum ama Marion'u bulmadan bir yere gitmem. Bana öyle bakma. Bu bir şey değiştirmez. Yerinden oynatmışlar. Ateş gibi. Sizce de bu Hugo'ya benzemiyor mu? Ablanın sevgilisine mi? Bu resim sanki yıllar önce çizilmiş. Evet. Hugo öyle bir... Özür dilerim. Tamam, geçti. Bunca zamandır neredeydiniz? Seni arıyorduk. Diğerleri nerede?
Bilmiyorum. Arabayla gidiyorduk. Sonra kasabaya vardık. Ne olduğunu bilmiyorum. Sonrasını hatırlamıyorum. Sonra uyuyakalmışım. Sizin sesinizle de uyandım. Hepsi bu kadar. Başka bir şey bilmiyorum. Hikayen hiç mantıklı değil. Doğru söylüyor. Neden senin dışında herkes kayboldu? Arabayla yanımızdan geçeli daha yarım saat oldu. Hı? Öyle bir anlatıyor ki sanki aradan saatler geçmiş gibi. Bu çok saçma. Buna inanabiliyor musun? Bunları sizi korkutmak için uydurduğumu sanıyorlar. Dokunma! Dokunma bana! Sen hiç böyle bir yerde yalnız kaldın mı? Arkadaşların gözünün önünde yok olup gitti mi? Sakin ol Marion. Lütfen. O zaman kapa çeneni. Çok komik. Büyük olanınız hanginiz sizin? David, çok ileri gidiyorsun. Olabilir ama haklıyım. Herkes sakin olsun. Şu anda başka sorunlarımız var. Hayır. Bizimle dalga geçiyor. Biz de inanıyoruz. Bu ne o zaman? Bu da sevgilinin fikri miydi? Sen neden söz ediyorsun? Bunu niye gösteriyorsun? Bu başka bir defter. Elimden hiç bırakmadım ki. Burada Hugo'nun yüzü vardı. Bunu siz de gördünüz. Artık olanları anlamaya çalışmayı bırakalım. Buradan bir an önce gitmemiz gerek. Hemen. Bila haklı. Buradan hemen gitmek zorundayız. Peki nasıl? İki araba da çalışmıyor değil mi? Bilmiyorum. Yola kadar yürüyüp otostop çekeriz. Onları bırakalım mı? Ya Luca? Delirmesinin bir nedeni olmalı. Ne yapacağız o zaman? Onları aramalıyız. Onlar bizi arardı. Hayır. Gidiyoruz. İşte o kadar. Bu taraftan geldiğimize eminim. Bu orman da nereden çıktı? Bila?
Yalvarırım daha ileri gitmeyelim. Beni dinle hayatım. Bana güveniyor musun? Burada tek başımıza kalamayız. Hadi. Dikkatli olun. Söylesene. Neyin var? Sakin ol. Sakin ol Lila. Lila neyin var? Lila. Sakin ol. Lila. Lila. Lütfen Lila. Bize bak. Lila. Lila neyin var? Neyin var? Şişt, tamam. Tamam. Tamam geçti. Tamam. Tamam geçti. Tamam. Şşş. Şşş. Şş, tamam. Tamam geçti. Şşş. Geçti. Tamam. İnsanlar gördüm. Bir şey gördüm. Tamam. İnsanlar gördüm. Ne gördün? Burada bir şey olmuş. Ne olmuş? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yavaş canım. Yavaş. Tamam. Yürüyebilecek misin? Evet. Bu neydi böyle? Matias nerede? Matias! Matias!
Bu benim hatam. Bu benim hatam. Buraya gelmemize neden izin verdim? Kimsin sen? Bizden ne istiyorsun? Biz sana ne yaptık? Sana ne yaptık? David. David bana bak. Hepsi geçecek. Hepsi geçecek. Hepsi çocuklara anlatılan masallar işte. İsmi yanlış hatırlıyor olmalısın. O kasaba yok olalı yıllar oldu. Dümdüz yürümüştük. Nasıl oldu da yine buraya geldik? Devam ediyor. Bu kasaba sanki canlı gibi. Ve bize zarar vermek istiyor. Bu ev böyle değildi. Şato. Yasak. Bir Alman tüfeği. Lütfen dikkatli ol. Onun burada ne işi var? İşgal zamanından kalma. 8 Ağustos 1944. Wagner 8-8-1944. 8 Ağustos. Yani bugün. Siz de... Yere yatın! Ne
Sen aklını kaçırdın. Seni öldürebilirdin. Düşünmeden yaptım. Luca mıydı? Hayır. Bir asker gördüm. Dışarıda bir şey var. Ne yapacağız? Hadi gidelim. Siz burada kalın, ben bir bakacağım. Ne yapıyorsun? Dışarı çıkma. Bu sefer birbirimizden ayrılmayalım. Lütfen. Lütfen. Korkma. Tamam mı? David. 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 Lila. Hayır. Hayır. David. 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 Eğilin. Eğilin dedim. David, geri çekil. Geri çekil. Thank you.
Tamam geçti Lila. Geçti tamam mı? Dinle beni. Geçen bir şey yok. Hiçbirimiz kurtulamayacağız. Şu halimize bir baksana. Bizi avlıyorlar birer hayvan gibi. Şanslı olduğumuzu mu sanıyorsun? Diğerlerinden farkımız ne? Yere yat o zaman. Sıranı bekle. Her zamanki gibi pes et. Beni hiç şaşırtmıyorsun. Tıpkı babam gibi konuşuyorsun tamam mı? Mükemmel küçük hanım her zamanki gibi haklıdır. Ama burada kontrol sende değil. Kendini terapide mi sanıyorsun? Evet senin yönetmen hoşuna gitmiyor olabilir. Bu senin problemin benim değil. Bu rolü ben seçmedim. Abla olan sensin. Daha kimsenin öldüğünü görmedik tamam mı? Ortadan kaybolduğunda ne yaptım biliyor musun? Seni aradım. Yapmamız gereken bu. İnanmalıyız. Buna mecburuz. Luca. Luca'yı gördüm. Şu penceredeydi. Size yemin ederim oradaydı. Gidelim. Hadi Lila. Bunu yapabileceğimi sanmıyorum. Tabii ki yapabilirsin. Ben yanındayım. Yalnız değilsin. Kütüphane. Buradan bizi izliyordu. Hala burada olmalı. Kasabaya gitmişler. Oraya çok uzak olamayız. Aslında çoktan gelmişiz. Banyonu bulmalıyız. Şatoya hoş geldiniz. Burada kalamayız. Dokunma bana. Sen hiç böyle bir yerde yalnız kaldın mı? Bu orman da nereden çıktı? Burada bir şey olmuş. Bizden ne istiyorsun? Matias nerede? 8 Ağustos 1900. Yere yatın! Bir asker gördüm. Geri çekil Dari. Onu öldürdüm. Hiçbirimiz kurtulamayacağız. Bu Luca mı?
Kim çizmiş bunları? Bizimle oynayan her kimse o. Bunlar doğum kayıtlarına benziyor. Hepsinde günler aynı. Aylarda. Hepsi 8 Ağustos. Bir dakika. Ulrich Wagner. 8-8-1944. Bir sırayı takip ediyor. Sekizli. Ne? Sekiz sayısına göre gidiyor. Bakın, 1944, 1952, 1960, 1968, 1976, 8 yılda bir. 8 yılda bir, 8 Ağustos'ta. Bugün yani. 4, 5, 6, 7, 8. Her listede 8 isim var. Son sayfada ne var? Burada 9 isim var. Bizimkinde neden 9 isim var? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Her listede 9 satır var. Ama sayfanın burası silinmiş. Bakın. Burası da 9. bir isim varmış. Ama silinmiş. Bir dakika. Luca da listede mi? Belki o da bir kurbandır. Ya da buna inanmamızı istiyor. Benim. Sıradaki kişi benim. Seni bırakmayacağım Lila. Seni bırakmayacağım. Hayır. Yürüyün. Çıkış. Şurada bir geçit var. Az önce yoktu. Lila. Lila. David. Lila.
Lila. Marion. Marion, Lila, neredesiniz? Cevap verin. Bırak bizi. Lütfen. Emma. Marion. Neredesin? Elini ver bana. Bu resimleri sen mi çizdin? Ama neden? Bunu neden yapıyorsun? Aa! David'i tekrar görmek istiyorum. Lütfen. Ne olur. Tamam, artık yanındayım. Kımıldama. Kımıldama. Elimi bu kadar sıkma. Yapma. Yanımdan ayrılma. Lila.
Lila. Lila. Lila. Bayan Marion Valerie'nin hamileliğine son verilmiştir. Söylemem gereken bir şey var. Bu Matyas'ın arabadaki kitabı. Ruflek. Sayfa 88. Ne? İşte burada Ruflek. Ruhlar kasabası. Ruflek. Ruhlar kasabası. 8 Ağustos 1784 tarihinde Ruflekli genç bir çiftçi iz bırakmadan yok oldu. Bu kaçırma olayının sorumluları tüm kasaba tarafından biliniyordu. 8 Ağustos 1784. Çıkan isyanlardan korkan 8 asilzade Paris'i terk edip Ruflek'e yerleşmeyi seçmişti. Soyların tükenmesinden korkuyorlardı. Böylece dünyevi hayatlarını uzatmanın yollarını aramaya başladılar. Ne pahasına olursa olsun. Evet beyler. Bu akşam burada 8 tarikatının başlangıcına tanıklık ediyorsunuz. Artık ölümün kendisi ölmüştür kardeşlerim. Sekiz rakamını çevirdiğin zaman sonsuzluk sembolü elde edilir. Devam et. 8 yılda bir, 8. ayın 8'inde 8 tarikatın üyeleri rastgele seçilmiş bir masumu yakarlardı. Yalvarırım yapmayın! Hayır! Kurbanlarının onlara öteki dünyadan ölümsüzlüğün anahtarını getireceğine inanıyorlardı. İlk 7 kurbanın hiçbiri geri dönmedi. Ama 8. kurban... Ağustos 1840. Anne lütfen. Koş. Lütfen, lütfen. Bırakın oğlumu.
anne. Anne, neredesin? Anne, kurtar beni. Kurtar beni anne. Lütfen, lütfen kurtar. Lütfen. Anne. Anne, neredesin? Anne. Anne. Yalvarırım, yardım edin. Lütfen beni bırakın. Bırakın gideyim. Lütfen gideyim. Efendiler, size yalvarıyorum. Size yalvarıyorum, lütfen. Lütfen bırakın beni. Hayır! Hayır! Çocuk diğer 7 kurbanın yanına, sonradan Masumlar Meydanı olarak adlandırılan yere gömüldü. Ancak 8. gün. Öteki dünyadan geri dönen varlık artık bir çocuk değildi. Hatta insan bile değildi. Gözünü büreyen intikamla kendini işkence eden 8 kişiyi parçalara ayırdı. Rüflek kasabasının sakinleri çocuğun öfkesinin kendilerine çevrileceğini düşünerek çektiği acılardan sorumlu olmadıklarını göstermeye çalıştılar. Sundukları şeylerin ailelerini onun gazabından koruyacağını umdular. Ama hiçbir şey iblisin öfkesini dindirmeye yetmedi. O gün bugündür kasabanın üzerindeki bu lanet kalkmadıkça kimse Rüflek kasabasından dışarı çıkamaz. Buradan bir sayfa yırtılmış. Buradan çıkmanın yolu anlatılmış olmalı. Bu haritayı nasıl kullanacağız? Kasaba sürekli değişip duruyor. Hayır. Bir yolu olmalı. Masumlar Meydanı. Bak. Masumlar Meydanı bu sembolün tam merkezinde duruyor. Orası Rüflek'in merkezi. Oraya gitmeliyiz. Marion. Ne var? Biliyorum. Kürtaj olduğunu biliyorum. Merak etme. Annemle babama söylemedim. Neden bana anlatmadın? Demek şimdi konuşmak istiyorsun. Bunun için böyle bir anı seçtin ha? Sanırım artık yolun sonuna geldik. Buradan kurtulacağız. Sürekli aynı şeyi söylüyorsun. Artık kapa çeneni lütfen. Marion bak. Kapa dedim.
Hayır Marion. Marion! Marion! Lila? Lila. Yeter artık. Oynamak istemiyorum. Oynamak istemiyorum! Bekle! Marion, bir şey gördüm. Burası. Masumlar Meydanı işte burası. Burası Lila'nın kendini kaybettiği yer. Evet öyle. Şunun haricinde. Şato. Rüflekte kaybolanlar. Ağustos 1944. Hadi Frolic.
Bu kasabadan hemen gitmeliyiz. Asker gidiyoruz. Yola çıkıyoruz. Ateşiniz var mı? Size Ruflek'in hikayesini anlatmayacağım. Bunu zaten biliyorsunuz. Ama benim hikayemi bildiğinizi pek sanmıyorum. Aslına bakarsanız bu korkunç bir hikaye. Burada doğdum. Ruflek'te. Ailemin buradan gidecek kadar parası yoktu. Babam tarlasına ve kasabasına çok bağlıydı. Etle tırnak gibi. Bu yüzden kaldık. Bizden başka kimse kalmadı. Günlerden bir gün, 1928 yılında, burada ne olduğunu biliyorsunuz. Hepsini alıp götürdü. Babamı, abimi, ablamı. Annemi. Asıl soru şu. Beni neden bıraktı? Neden? Çünkü Ruflek'te başka kimse kalmamıştı. Öyle ya da böyle. Beni seçti. 8 yılda bir kötü kediyi besleyecek 8 fare bulmam için beni seçti. Ama bizi getiren Luka'ydı. Hafta sonunu kasabada geçirmeyi ona öneren kişi bendim. Komşularınız nerede? Matias! 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 Şato onun büyük annesinin değil. Aslında benim evim. Senden çok hoşlanıyordu. Yazık oldu. Hepsini sen öldürdün. Ben kimseyi öldürmedim. Ben kimseyi öldürmedim. Yaşadığı acıyı sizin de tatmanızı istiyor. Onu annesinden ayırdıklarında o da bunu yapanlar gibi zalimleşti. Güzel resim yapıyor, öyle değil mi? Yetenekliydi. Siz Ruflek sokaklarında gezdiğinizi sanıyorsunuz. Ama aslında onun karmaşık zihninin labirentlerindesiniz. Ruflek'te onun sözü geçer. Onun çalıştığını sanmıyorum.
Çalışıyormuş. Bırak onu. Canımı yakıyorsun. Çok etkilendim Emma. Başından beri haklıydı. Buradan çıkabiliriz. Ama çıkışı yalnızca ben biliyorum. Söyle bana. Söyle Matyas. Söyle. Söyle. Söylesene. Bunu ablana sor. Bunu yapamazsın Marion. Ölümsüzlük bir ödül değil. Bunun geri dönüşü yok. Ben bile defalarca keşke ölebilseydim dedim. Ama o ölüme bir son verdi. Onu yakanlar bundan yararlanmadı ama ben yararlandım. Ama bilmelisin ki bu şey gerçekten kabus gibi. Kimseyle yakınlaşamıyorsun. Sevdiğin herkes bir bir ölüyor. En kötüsü ise sonunda sen de onun kurbanlarından biri oluyorsun. Suçluluk duygusu da cabası. Artık sonsuza dek ona aitsin. Şimdi sıra sende. Çılgınlığa hoş geldin. Rufleki hoş geldin. Marion. Ağustos 2008. Bu kadar mı? Bitti mi? Bitti. Artık gidebilir miyiz? Yalvarırım beni bırakma Hugo. Hayır, hayır. Birbirimize ihtiyacımız var. Ne? Onun ailesi artık benim. Hayır Marion. Beni bırakma. Lütfen. Beni bırakma. 8 kişiye ihtiyacı var. Üşüyorum. Sadece bir kişi eksik.
İyi misiniz? Bu yakınlarda bildiğim bir tamirhane var. Sizi oraya götürüyorum. Teşekkür ederim. Nereden geliyorsunuz? Ruflek'ten. Ruflek mi? O kasabanın ismini duymayalı yıllar olmuştu. Yaramazlık yaptığımda büyük annem beni Ruflek'te bırakacağını söyler korkuturdu. Şimdi anımsadım. Oraya Ruhlar Kasabası derdi. Orada karanlıkta nelerin gizlendiğini asla bilemezmişsin. Hepsi çocuklara anlatılan masallar işte. İsmi yanlış hatırlıyor olmalısın. O kasaba yok olalı yıllar oldu. Dövmen güzelmiş.